Şimdi NATO Liderler Zirvesi'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüşmesini değerlendireceğiz. Stüdyoda çok kıymetli bir konuğumuz var. TRT'mizin çok değerli ve tecrübeli editörü Mehmet Kancı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih. Sondan başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden görüştüler ki yüz yüze görüştüler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda bu sabah da görüştüm demişti ve söylediklerimi yüz yüze de ifade edeceğim demişti. Bu mesajı paylaşmıştı. Neler söyledi ve klasik soru, hangi mesajlar öne çıktı? Şimdi tabii bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16'da Madrid'de yapacağı basın toplantısında daha ayrıntılı bilgiler alacağız. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda oldukça sınırlı, hem Beyaz Saray'ın hem Ankara'nın verdiği görüşmeye dair bilgiler oldukça sınırlı görünüyor. Ancak bir takım gelişmelere bakacak olursak bu görüşmenin ardından, bir tanesi mesela biz de bültenin başında haberini paylaştık. 2013 yılında düzenlenen ve 52 vatandaşımızın hayatına mal olan Reyhanlı terör saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Mehmet Gezer, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye teslim edildi. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinde ve dünkü Biden-Erdoğan görüşmesinde alınan mesafenin ne olduğuna işaret eden delillerden bir tanesi olarak değerlendirebiliriz. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander'ın açıklamaları var dün yaptığı. Türkiye'nin F-16 modernizasyon projesini destekliyoruz dedi. Pentagon'da ciddi bir şekilde bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Daha önemlisi Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham'ın Twitter'da paylaştığı bir mesaj var. Türkiye'ye F-16 satışını destekliyorum dedi. Bugüne kadar Graham genellikle Türkiye aleyhtarı mesajlarıyla da gündeme geliyordu. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde, yalnızca Beyaz Saray'da değil, Kongre'de de ciddi bir şekilde Türkiye'ye bakış açısının değiştiğini, Türkiye'nin bir müttefik olduğunun hatırlandığını görmekteyiz şu sıralarda. Aslında tabii bu sürecin başına gidecek olursak Ukrayna Savaşı özellikle Türkiye'nin NATO'daki yerinin anlaşılması bakımından bir kez daha hatırlatıcı oldu. Birazdan konuşacağız stratejik konsept belgesinde yer alan kim unsurlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun Türkiye'ye daha çok ihtiyacının olduğu bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Hatta 2021 yılında henüz bu Ukrayna çevresinde gerilim giderek artarken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'in bir açıklaması vardı. Karadeniz demişti, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğiyle doğrudan ilgilidir. 2021 yılında aslında Türk-Amerikan ilişkilerinin bugünkü haline geleceğine dair bir takım gelişmeler kendisini göstermeye başlamıştı. Türkiye ile ilgili kısmını şu parantezi kapatarak bitirelim. Zira iki tonda dış basın bu zirveyi gördü Türkiye zemininde. Türkiye istediğini aldı. Hatta The Economist işte Türkiye Erdoğan zaferle dönüyor ifadesini kullandı. Bunlar da dikkate değerdi. Şimdi kim ne dedi, bilgi penceremiz var. Arkadaşlarım hazırladılar. Onu bir görelim. Onun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi 29 Haziran'da dün başladı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklaması. Yeni bir soğuk savaş başlar mı? Bizim başlığımız bu. Sayın Kancı, Rusya NATO müttefiklerine doğrudan tehdit oluşturuyor. Moskova ile ilişkiler soğuk savaştan bu yana en düşük seviyede. NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz. Uzun bir savaş için hazırlıklı olmalıyız. Bu da çok iddialı bir cümle. NATO'nun kapıları Ukrayna'nın adaylığına açık. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma dedi önceki güne vurgu yaparak. Şimdi bir de Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklaması var. Onu da görelim mi? Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tehlikeli ancak bizi endişelendirmez. Orada askeri birlik konuşlandırılırsa karşılık vermek zorunda kalacağız. NATO soğuk savaşın kalıntısı. Ukrayna'daki hedeflerimiz değişmedi. Hatta az önce yayından önce bugünün açılış konuşmasında da Stoltenberg transatlantik için yeni teknolojiler ve bir inovasyon bizim için yol gösterici derken yine Rusya ve Çin vurgusu yaptı. Rusya, Çin gibi bizim değerlerimizi taşımayan ülkeler bizim için bir meseledir dedi. Sonuç bildirgesi, çıkacak kararlar ve stratejik planla bir araya getirdiğimizde yeni bir soğuk savaş başlar mı açıklaması var ama bu savaş bitti mi ki?
Şimdi güzel bir noktaya temas ettin. 1989'da Berlin Duvarı yıkıldı. 91'in sonunda Sovyetler Birliği dağıldığında dünya bir iyimserliğe kapıldı. Ve NATO'nun misyonu sorgulanmaya başlandı. 1999 Washington zirvesinde, NATO zirvesinde NATO'ya küresel bir rol biçildi. Ancak aradan geçen yıllarda daha iyimser bir takım yaklaşımlar ve 2008'deki küresel ekonomik krizin etkisiyle bu küresel role NATO'nun geçişinde bir atalet yaşandı. Hatta 2010 yılında bu iyimserlik öyle bir noktaya geldi ki Rusya stratejik partner olarak görülecek noktaya vardı. Bu arada 1989'dan bu yana, Tiananmen Meydanı olaylarından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde de Kissinger'dan miras kalan Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerekli ekonomik destek verilirse bu ülkenin liberalleşeceği yönünde bir beklenti vardı. Ancak 2011 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ve ardından 2012 yılında dönemin yine Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Asya ülkelerine yaptığı ziyaretlerde verdiği mesajlar o iyimser havanın dağıldığını ve aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin de hem Amerika Birleşik Devletleri ve hem de NATO'nun radarına girdiğinin alametlerini biz o yıllarda görmeye başlamıştık. Ancak tabii bu çok anlaşılamadı. O kadar anlaşılamadı ki 2019 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir şeklinde iddialı bir söylemde bulundu. Ki kendisi dün bu söyleminin tamamen hilafında Türkiye ile beraber ne kadar iyi bir müttefiklik ilişkileri olduğunu, Ukrayna Savaşı'nın bunu ortaya koyduğunu ifade etti. Şimdi bir de bir başka gelişme vardı. 2018 yılının 30 Mayıs günü yine dönemin Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis Hawaii Adası'ndaki Pearl Harbor üssünü ziyaret etti. Malum 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın bu üsse yaptığı baskın Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sürüklemişti. Çok sembolik bir önemi vardı Jim Mattis'in burada yaptığı açıklamanın. Biz demişti Amerikan Pasifik Filosu'nun ismini Hint Pasifik Filosu olarak değiştiriyoruz. Yani aslında yaklaşık 10 yıldır aşama aşama Çin Halk Cumhuriyeti'ni ve Rusya'yı çevreleyecek bir NATO stratejisi gelişme yolundaydı. 2021 yılında yani geçen seneki Brüksel zirvesinde aslında Çin'in bu yılki stratejik konsept belgesine gireceğinin de mesajları verilmişti. Şimdi Stoltenberg'in tabii açıklamalarına baktığımız zaman İngiltere'den de benzer açıklamalar geliyor. Uzun bir savaşa hazırlanmalıyız. Hatta İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı göreve gelişinin ardından orduya verdiği ilk mesajında da Avrupa'da bir kara savaşına hazırlıklı olmalıyız gibi iddialı bir mesaj yayımladı. Bunun da üzerinde aslında düşünülmesi lazım. Yani 2023 yılı da Ukrayna Savaşı'nın devam edeceği bir süreç olacak. Ha, İkinci Soğuk Savaş sorusuna gelince 2020 yılından bu yana aslında bu tartışılıyordu. Şu anda bu NATO zirvesiyle beraber bu soğuk savaşın aslında uzun süredir senin söylediğin gibi devam ettiği, bunun sıcak bir çatışmayla şu anda desteklendiğini, dahası NATO'nun bir Kuzey Atlantik İttifakı olmaktan çıkıp Transatlantik İttifakı olmaktan çıkıp Transpasifikleşme sürecinin başladığını görüyoruz. Son soru. Peki bu sözlü düelloya ne diyorsunuz? Çok iddialı değil mi? Şimdi NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz. Uzun bir savaş için hazırlıklı olmalıyız derken Putin diyor ki Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tehlikeli ancak bizi endişelendirmez. Eğer askeri birlik konuşlandırılırsa karşılık vermek zorunda kalacağız. Bir diğer karşılıklı salvo NATO'nun kapıları Ukrayna'nın adaylığına açık. Putin de diyor ki bizim Ukrayna'daki hedeflerimiz değişmedi. En sıcak zamanlarda defalarca bu yayında birlikte olduk. O kadar çok denge var ki işte Bükreş dokuzlusundan İskandinav ülkelerine kadar işte Ukrayna'nın taleplerinden o taleplerin ne kadarının karşılandığına kadar. Putin cephesinden bakıldığında nasıl sizce? Şimdi tabii ki Rusya'da bir beka mücadelesi içine girmiş vaziyette. Yani Putin yalnızca Rusya için değil kendi koltuğu için de mücadele ediyor. Her ne kadar İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri bizi korkutmuyor dese de 1300 kilometreye varan yeni bir NATO sınırı anlamına geliyor bu. Ve Rusya'nın Ukrayna'da kaybettiği zırhlı araç, harcamak zorunda kaldığı mühimmatı göz önüne aldığımızda Finlandiya ve İsveç sınırını, Arktik bölgeyi tahkim etmek için Rusya'nın çok büyük bir çaba harcaması gerekiyor. Ve bu arada tabii ciddi teknolojik sorunlarla karşılaşacak. Çünkü Rusya'nın kullandığı füzelerde 30'dan fazla Amerikan yapımı çip
tespit edildi mesela. Amerika'dan artık teknoloji ithal edemiyoruz ya veya diğer ülkelerden, Avrupa ülkelerinden. Dolayısıyla Rus savunma sanayinin ciddi bir krize gireceği bir ortamda sınırın bu bölgesini destekleyecek silah ve mühimmatı nasıl üreteceği de ayrı bir soru işareti. Bu arada tabii NATO'nun bu Türkiye'nin NATO nezdindeki öneminin artışına şöyle bir belki parantez açmak lazım burada. Şu anda daimi kuvvet gücünün 300 bin kişiye çıkarılması kararlaştırıldı 40 bin kişiden. Zaten 100 bin Amerikan askeri şu anda Avrupa'da. Peki bu kadar asker nereden sağlanacak? 130 hava unsuru şu anda ve 140 deniz unsuru Avrupa'da alarm durumunda ve NATO pasifikleşme sürecinde daha geniş bir alana yayılması gerekiyor. Şu anda dünyada ve NATO içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni takiben savaşa en hazır ordu, istim üzerindeki ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Bültenin başında da görüntüleri paylaştık. Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı bölgesinde 29 PKK-PYD'li teröristin nasıl etkisiz hale getirildiğini, o görüntülerde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi Türk topçusunun ve ağır silahlarının hedefi vurma kabiliyeti. Evet. Yani şu anda bu hedefi vurma kabiliyeti dünyanın pek çok ordusunda yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ya da NATO-Türkiye ilişkilerinin neden yeniden ivme kazandığını anlayabilmek için bu görüntülere de daha iyi bakmak gerekiyor. Çok fazla denge ve denklem var ama Mehmet Kancı'nın söylediklerinden şu çok iyi anlaşılıyor. Böyle bitirelim. Nasıl ki bu gerilim bir günde başlamadı, öyle bir günde de bitecek gibi değil. Evet. Uzun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Fatih.